...bir başka dinleyicimiz diyor ki... ...dişimde dolgu var... E, ...namazda ve gusülde Maliki mezhebini taklit ediyorum... E, ...ama dikkat ettim diyor... ...yüz hocanın 99'u ...buna gerek yok diyor... E, ...bir siz diyor Maliki'yi taklit edin diyorsunuz... ...ben sizi dinliyorum ve öyle yapıyorum... E, ...demiş... ...yani... ...kaynak mı ulaşamıyorlar... ...niye böyle bir şey... ...dinleyicimizin öyle bir merakı da var... ...niye aynı şey söylenmiyor diyor... Şimdi dinleyicimiz bir yerden yakalamış da tam da yakalayamamış. Doğru. Ee, şimdi e, Türkiye'de Osmanlı Devleti yıkıldıktan sonra, Türkiye Cumhuriyet Devleti'nde İran'da, Suudi Arabistan'da, Suriye'de paramparça ettiler, Irak'ta, Mısır'da, Fas'ta, Tunus'ta, Cezayir'de, bütün İslam ülkelerinin hepsinde. Din, mezhepsizlerin kontrolüne geçti. Daha doğrusu e, İngilizlerin din diye uydurduğu, desteklediği Masonlar, mason din adamları devreye sokuldu. Mezhepsizler devreye sokuldu. Vehhabiler devreye sokuldu. Yahudilerin dizayn etmiş olduğu Şiilik devreye sokuldu. Böylece ehl-i sünnet ee, hatta değil Peygamber Efendimiz Kur'an-ı Kerim bile sorgulama noktasına geldi. Zaten e, Yahudi ve İngilizlerin de esas hedef o. Yani Müslümanlardan uzaklaştırmak. E peki burada e, tamam küffar çalışacak. O vazifesini yapıyor. İslamiyeti yok etmek için çalışacak. Ee, şeyde e, benim bir alazaydam vardı vefat et e, İngiltere'ye gitmiş Londra'ya. Siz biz demiş çok kalleşlik ettiniz. Orada Londra'da birisi bir şey anlatıyormuş falan da işte biz böyle böyle yaptık. Şuralarda böyle yaptık. Buralarda böyle yaptık. İngiliz keferesi anlatıyor onlara. E, demiş kalleşlik etmişsiniz. O adam gayet rahat bir şey geldi. Demiş ki e demiş aldanmasaydınız. Haklı. Tamam. Haklı. Aldanmasaydın. E şimdi Türkiye Cumhuriyet Devleti kurulduktan sonra e, önce aynı şekilde din yasaklandı Türkiye'de. 1950'den önce. Yer altına çekildi. insanlar dinini koruyabilmek için. Cenaze namazı kıldıracak adam bile bulunamadı. Öyleydi. Hatta Allah rahmet eylesin. Şöyle Enver abilerden anlattılardı onu hiç rastladım bilmiyorum Cağalon'da da işte tam o dönemlerde Sultan Ahmet de Osman Devleti yıkılmış DC yeni kuruyor falan filan Sultan Ahmet'i bir cenaze olmuş orada Deli halin namıyla birisi bilmiyormuş falan bak işte cenaze namazı kıldıracak kimse yok Sultan Ahmet camisinde e caminin o cenaze kılınacak yerde bu Deli Halil'e demişler ki sen kıldır demiş ben ben mi demişti sen işte sen kıldır falan. ya deme, ne bilirim falan yok yok kıldırsın kıldırsın itmişler bunu neyse duyduğu ve bildiği kadarıyla cenaze namazını kıldıktan sonra gitmiş tabutun başına baş tarafına eğilmiş bir şeyler fısıldamış. Herkese merak etmiş. Demiş ne dedin ne diyeceğim demiş ya ölü o. Yo yo demişler hani tabutun başına. Ha demiş. Şimdi bu demiş hani ahirete gidiyor ya. Orada şimdi toplanacaklar soracaklar. Dünyanın ahvali nicedir diye. Diye soracaklar. Dedim ki ona. <laughs> Deli Halil de cenaze namazı kıldırır oldu. Dünyanın ahvalini anlay. <laughs> <laughs> Varın siz düşünün ya. <laughs> Varın siz düşünün. E şimdi böyle bir durum. E ondan sonra baktılar ki aa dediler dinsiz e, olmayacak yani insanları kontrol için bir şey e, yapmamız lazım. Ama diyor dinin kontrolü bizim elimde olsun. TC zamanında işte imam hatip okullarının, Kur'an kurslarının faaliyeti geçişi böyle oldu ve e, imam hatip okullarında şimdi bunları söyleyince de geçen e, İslam ve toplumda bir dinleyicimiz de dedi ne dedi bu ya felsefe mesleği falan filan ne işi var dedi. Hani vatandaş zannediyor ki gerçekten aynı şekilde imam hatip okuluna çocuğumu gönderdiğim zaman dinini öğrenecek zannediyor. Yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey. Göstermeli Kur'an-ı Kerim fıkıh fıkıhla alakası yok. Hadis hadisle alakası yok. Tefsir tefsirle alakası yok. Etiketli cahil. Ha diyeceksin efendim çok ağır söylüyorsun. Hayır ben imam hatip mezunu olduğum için rahat söylüyorum. Çünkü din psikolojisi, din felsefesi okudum ben. Tamam <laughs> mı? Yüksek İslam üstünde de okuttular bunu bize. Ya garibime gidiyordu. Bu neyin nesi? Dinin psikolojisi, dinin felsefesi falan. Meğer kafalar karıştırmak dinle temasa geçmesin. Esas kuruluş maksadı bu. E buralarda da mezhepsizlik veri, e, yüklendi. Şimdi e, bizim dönemimizde e, bugünkü ilahiyatların isminin çoğu yüksek İslam'dı. Bir tane İslami İlimler Akademisi Erzurum'da kuruldu. Bir tane ilahiyat fakültesi var. O ilahiyat fakültesi de İmmat'den öğrenci almıyordu. İmmatü'den öğrenci almıyordu. O dönemdeki ilahiyat fakültesindeki öğretim üyeleri namaz kılmak şöyle dursun cumaya bile gitmezlerdi. Efendim çok emin söylüyorsunuz. Yani emin söylüyorum. Çünkü oradan mezun olup da Konya İmmatü Okulu'nda bize Ankara ilahiyat mezun olup meslek derslerine gelenleri gördük. Namaz niyaz hak getiriyor yok öyle bir şey. Öyle bir şeyler de söz konusu değil. Namaz niyaz öyle bir şey söz konusu değil. Daha sonra bunların içerisinde doktora yapıp bilmem ne yapıp falan filan sonra profesör oldular. İlahiyata dekan falan oldular. Tam bir zındık tam bir dinsiz. Tam bir zındık tam bir dinsiz. E şimdi imat okulları ilahiyat fakülteleri bu zehirle zehirliyor. Eğer sünnet alimlerin kitaplarına bakmayın diyor. Onlara aynı şekilde gelenekçi diyor. Onlara aynı şekilde tukaka diyor. Bunlar aynı şekilde İslamiyet'i işte şunla bunla boğmuşlar diyor falan. Ve abire aynı şekilde kötülüyor. Osmanlı'yı da kötülemediler mi öyle? Evet. Osmanlı'yı da kötülerdir. E şimdi bunların bina ettikleri bu okullarda bu zehir veriliyor. Allahü Teala lütfedip ihsan edip dedelerimizin hatırı ve hürmetine Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri bu coğrafyaya gönderdi. Seyyid Abdülhakim Arvaz Hazretleri Hüseyin Hilmi Efendi'yi yetiştirmiş. Asker kökenli bu zat. Ama Allahu Teala hususi özel bir hoca ihsan etmiş ona. Ve mükemmel bir şekilde Arapça Farsça öğrettikten sonra da e, usulü fıkı, fıkı, tasavvuf, kelam ilimlerini aynı şekilde yüklemiş. Ve Hüseyin Hilmi Efendi bu kitapları aynı şekilde yazarak yaydı. Dolayısıyla e şimdi bir tek Hüseyin Hilmi Efendi o da İmvatip mezunu değil. İlahiyat mezunu değil. E şimdi İmvatip ve ilahiyatçılar diyor ki efendim biz her şeyi biliyoruz falan. İmvatip mezunu değil o. Dinden anlamaz o falan. E tabi bunların görüşüne göre İmam Azam İbani Hazretleri de İmam Hatip mezunu değil. İmam Malik Hazretleri İmam Hatip mezunu değil. İmam Şafii Hazretleri İmam Hatip mezunu değil. Ondan sonra Mevlana Celal Ebtin Hazretleri İmam Hatip mezunu değil. Mehmet Emin Tokadi Hazretleri, Avsız Mahmud Hüday Hazretleri. Bunların hiçbirisi İmam Hatip ve İlahiyat mezunu değil. E, nitekim Aziz Mahmud Hüday Hazretleri Kadı Mahmut'tu. Değil mi? Ona da Allah-u Teala özel hoca, Hukuk meyzunum. Hukuk meyzunum. <gülüyor> <gülüyor> özel hoca ihsan etti. Mezunu. özel hoca ihsan etti. Üftade Hazretleri, Aziz Mahmut Hidayi Hazretleri oldu. E şimdi bunlar bunu kibirlerinden dolayı da kabul edemiyorlar. Kabullenemiyorlar. E şimdi bunlar tu kaka deniyor. İlk defa Hüseyin Hilmi Efendi rahmetullahi teala aleyh bu kitapları ve bu zatları dinimizi bize getiren bunlardı. Doğru olarak bildiren bunlardı diye öne koyunca bunlar aynı şekilde kendi foyaları meydana çıktığı için karşı çıktılar. Ve çıkıyorlar. Karşı çıktılar ve çıkıyorlar. Ama şunu bilmiyorlar ki İmam-ı Gazali Hazretleri de tek başına mücadele etti. Hepsi de saf dışı oldu. Ve şu anda da ehl sünnet kelimesi yok edilmişti. Dünya üzerinde dünyaya giden hakikat kitabını yayınlamış olduğu kitaplar Arapça, Farsça, İngilizce, Almanca ve yerli insanlara tercüme edilmek suretiyle dünyanın her tarafından aynı şekilde ehl sünnet kelimesi duyulmaya başladı. Türkiye'de böyle oldu. Dolayısıyla hani dinleyicimiz diyor ki %99'u reddediyor. Hepsi buradan çıkıyordu ondan. Tabi hatıra gelecek. E sen de oradan çıkmışsın. Evet ben de oradan çıktım. Ama e, allah Teala rahmet eylesin. Baba tarafından dedem. Salih bir kimseymiş. Harbiye'de okurken Çanakkale Harbi'ne iştirak etmiş. Medreseden Harbiye'ye geçmiş. Har, e, Harbiye ikinci sınıftayken Çanakkale Savaşı'na iştirak etmiş. Çanakkale Savaşı'nda gazi olarak köye dönmüş. Adamcağız 30 küsur yaşında da evlenebilmiş ancak. Saçlar falan da dökülmüş. E, evlenebilmiş. Ve e, o dönemde 1950'den önce samanlığı bölerek köyün camisine de imamlık vazifesini deruhte ederek e, annem ve babam emsallerini kurtarmış. Ben hiç görmedim. Babamın o, 16 yaşındayken vefat etmiş dedi. Şimdi düşünüyorum. Bu zat bu hengamede ya neslinden gelecekleri koru diye dua etmiştir. Kerametlerinde anlatırlardı. Ha anne dedemi gördüm ilkokul 4'te kaybetmiştim. Onların evinde de bir Kur'an-ı Kerim bir mızrakla ilmihal vardı. Başka bir şey yoktu. Beş vakit namazını kılardı. Onu o kadar hatırlıyorum. İlk okul dördüncü sınıf o zaman da o da vefat etmişti. Dolayısıyla işte o dedemin, annemin, babamın hani samimi olmaları neticesinde Allah Teala bize hidayet nasip etti. Bana hidayet nasip etti. Başka türlü başka türlü olmaz o. Yani biz bize zehir, mezhepsizlik zehiri zerk ettiler. Ama Cenab-ı Hak lütfetti, ihsan etti. O zehirden arınmak, arınmak nasip oldu. O dua sebebiyle. Onun için biz de diyoruz ki çocuklarınıza dua edin. Ana babanın duası mutlaka kabul olur. Ve e, dolayısıyla bu meseleyi kavrayınca da ben milli eğitimden ayrıldım. Daha çok aynı şekilde insanlar ulaşabilmek için. E, bu işin imamatif veyahut da ilahiyatı yok. Bizim herhangi kimseye de, de alıp, veredi, alıp verememiz, ver, vermemiz de söz konusu değil. E, bu milletin aynı şekilde itikadının doğru olabilmesi ecdadımızın yoluna gitmesi lazım. Ecdadımızın yolu da ehli sünnet yoludur. Bunu da bize anlatan hakikat kitabının kitaplarıdır. Yok başka kaynak. Hani diyor ya yok mu diyor. Yok. Hatta bu kitapları hazırlayan zat Hüseyin Hilmi Efendi Türkiye'de değil dünyada yok kardeşim buyuruyorlar. Olsa bizzat gidip oraya yardım edeceğiz buyuruyorlar. Yok. allah Teala bir tane yaratıyor gönderiyor. O da hepsine bedel oluyor mu? Evet hepsine bedel oluyor. Başkalarının aynı şekilde başkalarının, başkalarının aynı şekilde söylemesi değil. Efendim çoğunluğa var. değil. Çoğunluğa değil çoğunluğun bazı yerlerde tamam hüccet senet olduğu yerler var da ona kalır olursan peygamber biz yalnızdı. Çoğunlukta müşrik değil. Ne olacaktı? Çoğunluğa mı tabi olacaktı? Tek başınaydı. Tek başınaydı. <laughs> 13 sene anlattı. inanan iman eden 85 veya 185 kişiydi. yar ya, ya Rabbi işte ben bunlar inanmıyor vazgeçiyorum deme hakkına sahip değildi ama o mücadelenin neticesinde doğrular yayıldı. Dolayısıyla bu millet yani ecdadımız ehl-i sünnet itikadındaydı. allah Teala o dedelerimizin, ninelerimizin hatırı hürmetine bize yine ehl-i sünnet itikadını ihsan etti. Hakikat kitabı vas vasıtasıyla. Dolayısıyla bu millet hiçbir zaman onların arzu ettiği şekilde zındık, kafir, dinsiz olmayacak. O bekledikleri günde asla gelmeyecek. Asla gelmeyecek. Ama bizim de çok çalışmamız ve gayret etmemiz lazım. Dolayısıyla efendim ben tekim, yalnızım. Biz 20 senedir aynı şekilde e, şey yapıyoruz. Efendim insanlar dinlemiyor. Yok öyle bir şey. Yaratan Cenab-ı Kalpleri çeviren Cenab-ı Hak'tır. Yaratan Cenab-ı Hak'tır. Kalpleri çeviren de Cenab-ı Dolayısıyla bu kitaplar e, her gün devamlı sürekli aynı şekilde dağıtılıyor, yayılıyor. Ve bir gün gelecek bu insanlar bu kitapları dedelerinin kitaplarını okuyup ve netice itibariyle dedelerinin yoluna sarılacaklardır. Onun için efendim ilahi fakülteleri şöyle diyor, inovatif okullar böyle diyor, bu kadar adam yüzde böyle diyor, bizi yırgıramaz. Bir kimse inandığı şey doğru ise orada tereddüt etmez. Elhamdülillah biz ehl-i sünnetiz, ehl, ehl sünnete inanıyoruz ve bu kitapların da ehl sünnet olduğuna inanıyoruz. Bu yolda da devam edeceğiz. Ne zamana kadar? Allah'a Teala güç kuvvet verip ölünceye kadar. Peki efendim çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı biz teşekkür ederiz.